Sabah uyanınca da bana sorduğu ilk şey, iyi misin oldu. İyi de ben hala evliliğinizin neden bu kadar aceleye geldiğini anlamış değilim. Bu evlilik için sana bir şekilde baskı yapıldı mı? Size söylemiştim Bayan Damianti. Onunla evlenmeyi ben istedim. Ya siz binbaşı? Kendi isteğinizle mi evlendiniz? Evet. Herhangi bir baskı altında değildik. Kabul ediyorum çok acele oldu ama bu evliliğin normal bir evlilik olmadığı da bir gerçek efendim. Ama yine de karşılığında hayatta istediğim tek şeye kavuştum. Biliyorsun, sana bir kez inandım Parvati. Ama kocam başka bir konu. Evet, o sert mizaçlı biri. Üstelik çok da çabuk öfkeleniyor. Ama her insanın içinde öfke vardır. Herkes bunu kontrol edebiliyor mu? Biz insanız. Öfkeleniriz de severiz de. Aslında öfkeli bile olsalar kalplerindeki sevgiyi biliriz. Bayan Damianti, inanın bana lütfen. Bu evlilik ve bu ilişkide sevgi var efendim. Karakterinle ilgili bilgileri BSD'deki dosyanda okudum. Hayatta her şeyden çok görevine bağlı bireymişsin. Nasıl bir insan olursan ol, görevine duyduğun sadakat ortada. Bunları kimse inkar edemez. Yanlış yapacak bir adam değilsin. Gelelim bu herkesin çok zayıf görüp acıyarak baktığı gelin hanıma. Onu ezmek o kadar da kolay değil. Bence o son derece güçlü bir kadın. Bir o kadar da ne yaptığından emin. Ve belli ki seni bütün kalbiyle seviyor. Rudra Pratap Ranavat, bu kızın seni sevdiğini elbet anlamışsındır. Seni ne kadar derin bir aşkla sevdiğini hala anlayamamışsın. Ben kadınım. Ve onun kalbinden geçenleri anlıyorum. Elbet bir gün gelecek ve anlayacaksın ki onun aşkı gerçek. O ana kadar dilerim birlikte mutlu ve çok huzurlu yaşarsınız. Dilerim onu anlayacağın gün çabuk gelir. Sana son bir şey söylemek isterim binbaşı. Öfke sırf insanın değil, evliliğin de düşmanıdır. Yanlış sözler bir anda ağızdan çıkar. Ama çok derin yaralar açabilir. Sonrasında geriye kalan sadece pişmanlıktır. Ve siz ailenin büyüğüsünüz. Hem Rudra hem de Parvati'nin yakınısınız. Evde yaşanacak en ufak sorundan en büyüğüne
Sizin çözüm getirmeniz gerekir, öyle değil mi? Sorunları büyütmeniz değil. Rudra Pratap Ranavat, hakkınızda olumsuz rapor yazmayacağım. Tabii bu demek değil ki gözlerimi üstünden çekiyorum. Her gün, her dakika haberlerini almaya devam edeceğim. Ve sen Parvati, bundan böyle en ufak bir sorun yaşadığın takdirde bana gelmeni istiyorum. Rudra, karına iyi bak. Tabii öfkene de hakim ol. Veya önşen dersi al. Ya da paro ne kadar kısa da lütfen ona bir daha şarkı söyleme, olur mu? Gidelim mi Bayan Damyanti?